Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. yüzyıl ortalarında Hürrem Sultan adında bir kadın tarihin seyrini değiştirecek bir rol oynadı. Hürrem Sultan, Osmanlı Padişahı Süleyman'ın eşi olarak biliniyordu. Ancak onun etkisi sadece saray duvarları içinde değil, aynı zamanda devlet işlerine diz uçradı. Süleyman, Hürrem Sultan'la tanıştığında sarayda sıradan bir kariye olarak başlamıştı. Ancak zeki ve etkileyici kişiliği sayesinde padişahın dikkatini çekti. İkisi arasındaki ilişki zamanla derinleşti ve Süleyman geleneksel harem düzenini bozarak Hürrem Sultan ile evlendi. Hürrem Sultan, sarayın birçok kadını arasında öne çıkan bir isim olmuştu. Ancak bu ona kıskanç bakışlar çekti. Sarayın diğer kadınları, Hürrem Sultan'ın yükselişini kıskançlıkla izlediler ve onun sürekli olarak sarayın zirvesinde olmasına karşı planlar yapmaktan geri durmadılar. Hürrem Sultan, geleneksel Osmanlı saray hiyerarşisinin dışına çıkarak Padişah Süleyman ile evlendi. Ancak bu, sarayın köklü, geleneklerini meydan, okuma anlamına geliyordu. Harem içinde, Hürrem Sultan'ın statüsüne ve etkisine karşı direnç gösterenler oldu. Geleneksel düzeni korumak isteyen bazı güç odakları, Hürrem Sultan'ı bir tehdit olarak gördüler. Onun etkisi, Osmanlı İmparatorluğu'nun iç ve dış politikasını şekillendirdi. Hürrem Sultan'ın oğulları, taht kavgalarına karışarak Osmanlı tahtının varislerinden biri olma yolunda önemli bir rol oynadılar. Bu, Osmanlı tarihinde önemli bir dönemeçtir ve Hürrem Sultan'ın etkisi onun ölümünden sonra bile devam etmiştir. Hürrem Sultan, Osmanlı İmparatorluğu'nda bir cariyeden padişahın eşi olmaya yükselen ilk kadındı. Ancak sadece sarayın güzellikleriyle yetinmedi, aynı zamanda devlet işlerine de aktif olarak katıldı. Sosyal yardım projelerine liderlik etti, eğitim alanındaki reformları destekledi ve diplomasiye önem verdi.